Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapacağız? Fırında makarna yapacağız. Hoşça kalın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Eyvallah. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adet yerini bulsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, üstlerimin yanaklarından öptüm. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmalı lezzetler mutfağımızda lezzet fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerden gelen talep üzerine ki tavsiyelerde bulunuyorsunuz demiştik. Bize işte Canbaz abi şu yemeği yap, Canbaz şu yemeği yap, Canbaz kardeşim şu yemeği yapabilir misin? Bakalım nasıl, becerebilecek misin? Tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Onlardan bir tanesini gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız? Fırında makarna yapacağız. Fırında makarna. Yani suyumu ben güzelce ne yaptım? Baştan sizlere merhaba demeden önce güzel açtım altını, fokur fokur şu anda suyum kaynıyor. Az sonra makarnalarımı suyla buluşturacağım ama yapmam gereken bir şey var. Çok önemli. Neden? Makarnalarımın birbirine yapışmasını istemiyorum. Onun için de tedbir alıyorum. Ne yapıyorum? Suyum kaynadıktan sonra, nitekim şu anda gözüküyor, onun içerisine biraz bereket ayçiçek yağı dökeceğim. Dökeceğim ki ne yapsın? Makarnalar birbirine yapışmasın. Güzel bitiyor. Eyvallah dedik. Şimdi biraz da tuz atmam lazım. Bu canım harika. Kaynayan suyuma tuz atmam lazım. Tuzu da attıktan sonra ne diyorum? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Bira bismillah dedik. Makarnaları cumburlop gönderdik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Makarna başlanıyor. Bira bismillah dedik. Onur Market'in katkılarıyla fırında makarnamızı yapmaya başladık. Başlanmış iş bitmiş iştir. İzdon Barakaya, Yasaka, Mağara, Brajda, Vijne, Kakusu, Biliyiz. Kanki Canbaz'la birliktesiniz. Başladık işte. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler, bira bismillah dedik. Makarnamızı bir güzel açladık bir çırpıda. Jam kat yaptık, zamanı atladık. Yalnız makarnalar 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu makarnamızı ne yapacağız? Hemen alacağız. Şunu bir kısalım. Makarna hazır. Süperimanissa. Şimdi şunu alıyorum hemen. Şöyle hop. Bakın burada şöyle süzgecime bir alayım makarnalarımı. Oh. Evet, makarnalar. Şurada biraz daha kalmış. Onları almam lazım. Öyle. Makarnalarımın hepsini aldım. Çok güzel. Yalnız çok sıcak. Şöyle. Evet. Aman yavaş. Yakmayalım. Bir ayar çekelim. Tenceremize. Tamam. Azıcık yine açalım. Azıcık. Şimdi makarnamız, suyunu hemen boşaltmıyorum. Şurada bekliyor. Bakın. Şurada bekliyor. Eisenhower ona sahip çıkıyor. Hatta canlı bir görüntü oldu. Eisenhower şu anda buhar banyosunda gibi falan oldu yani. Eisenhower nasıl keyfin? Tık yok. Hayat ona güzel. Böyle duruyor. Evet. Makarnalara sahip çık moruk. Şimdi ne yapacağız? Madem biz fırında makarna yapıyoruz. Tereyağımız var. Unumuz var. Sütümüz var. Harika beyaz peynirlerimiz var. Burada bayağı çeşit beyaz peynir var. Açıklayacağım. Finalde de kaşar peynirimiz var. Bu ne? Demek bir beşamel sos yapacağız demek. Tereyağımla olaya başlangıç yaptım. Yalnız bu olmayacak. Buradan bir kaşık alalım. Böyle. Ben ziyan etmeyi, böyle kalıyor ya kıyısında, köşesinde. Onlar kalınca böyle rahatsız oluyorum abi ya. Nedendir bilmem. Güzel tereyağım. Bunu kısacağız. Evet, tereyağım eriyor. Tereyağım erir erimez ama onun pişmesine, yanmasına fırsat vermeden hemen 2 kaşık un geliyor. 2 kaşık un geliyor.
Hadi bakalım. Un da gelsin. 2 kaşık unumu ne yapıyorum? Kokusu çıkana kadar, öyle bir deyim var, herkes kullanıyor. Kokusu çıkana kadar tereyağımda kavuruyorum unumu. Şöyle bir güzel kavuruyorum. Onların ne olmasını istiyorum? Pıtır 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 olmasını bekliyorum. Ama karıştırmaya devam ediyorum. Gençler. Evet. Güzel. Böyle can canlı bir şekilde. Pıtır pıtır olmaya başladı zaten. Kanki can baz. Bakın gördüğünüz üzere unlarım güzelce tereyağımda kavruldu. Kavruldu unlar. Unlar kavruldu. Kokusu da çıktı böyle. Bakıyorum. Eyvallah. Şimdi bunu biraz daha fış fışlayalım. Bu biraz daha fış fışlansın. Efendime söyleyeyim. Bakayım. Tamam. Şimdi şöyle 1,5 bardak sütümü devreye kattım. İslah güzel, harika, müthiş. Süper Ivanitsa. Şimdi karıştırmaya devam arkadaşlar. Bol bol karıştıracağız. Bol bol karıştıracağız ama o karışırken ne yapacağız? Biraz karabiber. Evet. Tane karabiberlerimizi güzelce kalın 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 makinamızdan geçiriyoruz. Bolca karabiber dedik. Şimdi konu beşamel sos olunca devreye ne giriyor? Tabii ki Hakan abi, bak şurada saklıyoruz bunları kötü günler için. Hemen devreye ne giriyor abi? Beşamel sosta olmazsa olmaz muskat giriyor. Muskat. Hemen muskat da yerini alsın, sahnedeki yerini. Muskatımızı da böyle bolca muskat. Şimdi aşkla, sevgiyle, muhabbetle ne yapacağız? Güzelce beşamel sosumuzu karıştıracağız arkadaşlar. Bakın beşamel sosumuz bir çırpıda hemen istediğimiz kıvama, şekle, şemale geldi. Evet. Altını kısacağız tabii. Evet. Ben şekle, şemale göre, evet, şekle, şemale göre beşamel sosumun yoğunluğuna göre dostlar biraz daha süt ekleyebilirim buna. Biraz daha süt ekleyebilirim ama önce bir bakmam lazım. Bakıyorum. Evet, biraz süt ekleyeceğiz buna arkadaşlar. Şimdi ben dolaptan sütümü alıp gelene kadar hem buraları bir temizleyeyim, hem bir şekil şemal yapayım. Bereket versin diyelim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sütünü ekleyelim beşamel sosumuzun. Ondan sonra şu canım aletimizle fırında makarnamızı fırına göndermek üzere son hazırlıkları yapalım dostlar. Biraz sonra görüşüyoruz. Ben sütü döküyorum. Ondan sonra görüşüyoruz. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Evet Hakan abi. Gördüğün gibi biraz süt takviyesi yaptık. Güzel sosumuz dilediğimiz, arzuladığımız şekle şemale geldi. Efendim o zaman ne yapsın kanki? Kanki şöyle bir ilerlesin. Hatta beraber ilerleyelim. Sahip çıktığı için malımıza sevgili Aizunover'a teşekkür ediyoruz. Ne yaptık? Makarnalarımızı daha süzmedik. Şimdi makarnalarımızı süzeceğiz. Bakın aynen şöyle. Bu da NASA'nın bize yollamış olduğu uluslararası sertifikaya sahip bir ürün. Böyle süzme işlemini makarnanızı hiç ellemeden gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıyorsunuz. Eyvallah. Biraz istiyoruz. Şimdi beraber yürüyelim. Beraber yürüyelim. Aşkla, sevgiyle. Ondan sonra şu makarnalarımızı, şu beşamel sosumuzu da buluşturalım dostum. Oh süper. Biraz da suyu gitsin. O canım. Makarna suyu da ulaşsın. Tamam, buraları toplayacağız. Şimdi ben bunu güzelce ne yapacağım abi? Böyle oynaya oynaya burada beşamel sosumla makarnalarımı karıştıracağım arkadaşlar. Makarnalarım beşamel sosumla karışacak. Yavaş yavaş ama aşkla. Aşkla, aşk. Evet. Öyle.
harbiden güzelmiş yani. Yöre yöre değişiyor biliyor musunuz makarnanın lezzeti? Mesela İç Anadolu'nun buğdayıyla yapılan makarna, ne bileyim Trakya'nın buğdayıyla yapılan makarna, Karadeniz'in mesela işte orada da az da olsa buğday üretiliyor ama oradaki o hava farkı, toprak farkı gerçekten hemen hissediliyor. Yani bu muhakkak bence mesela İç Anadolu'nun, Konya falan o civarın buğdayından üretilen bir makarna olsa gerek. Evet, mamul hazır. Mamul hazır. Şimdi kaldığımız yerden aşkla, sevgiyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Yalnız kuralımız şu. Makarnanın tamamını bir kere de atmayacağız camı, borcamımıza. Neden? Şimdi bir kat oluşturacağız altta. Aynen şöyle. Bakın benim yaptığım gibi. Böyle tutarak arkadaşlar. Şöyle bir kat oluşturacağız. Şöyle. Tamam. Sonra bunu tekrar yerine bırakacağız. Şöyle dursun orada. Şimdi bunu yaymamız lazım. Şöyle yaymamız lazım. Bunu güzel yaymamız lazım. Bunu yaydık. Hatta biraz daha ister be. Evet, biraz daha ister. Onun için ne var? Şu var. Az önce aşağıdan getirmiştim. Böyle. Böyle. Alalım. Yanaştıralım dökmeden. Biraz daha böyle. Öyle yayalım abi. Yaydık mı? Yaydık. Katımızı oluşturduk mu? Oluşturduk. Güzel. Harika. Süper Ivanissa. Bakayım. Kalite kontrol yapacağım. Hadi biraz daha be. Hadi biraz daha. Şöyle. Köşelerde olsun. Tamam. Evet. Şimdi devreye ne girecek? Mesela bizim bir adetimiz var. Biz mesela peynir kırıntılarını falan. Mesela peyniri kesersiniz. Kırıntılı oluşur. Kime atar? Biz atmıyoruz. Ya da işte küçük küçük parçalar kalıyor. Onları böyle bir poşetimiz var. Onun içine dolduruyoruz. Sonra işte ne bileyim makarnada kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim. Mesela biberli mesela peynir yaparız. Biberli peynir yaparız. Orada kullanıyoruz. Şimdi bunun içerisinde koyun peyniri var, inek peyniri var, köy peyniri var, ondan sonra çok az çeçil var. Bunların hepsini böyle harmanladık. Şimdi bunun üstüne şöyle güzel bir tabak oluşturacağız abi. Böyle güzel bir tabaka. Bunun tadı, tuzu ki peynirde de tuz var. Dikkat ediyorsanız fazla tuz kullanmadım bu yemekte. Mesela şey de güzel oluyor fırın makarnada. İşimik tavsiye ederim. Deneyin. İşimik, lor da güzel oluyor. Tabii lorla işimik arasında fark var mı? Var. Yani var. Çünkü ikisinin de işlemi farklı. İşimikle lorun. Şimdi güzel peynirimi şöyle yaydım. Bakın. Öyle yaydım aslanlar gibi. Şöyle. Tamam. Çok güzel ıslah. Ondan sonra ne yapacağım? Önce ellerimi sileceğim abi. Rahatsız olurum. Eyvallah. Şimdi burada ne kaldı? Burada makarnamız kaldı. Yarısını kullandık. Şimdi de yarısını kullanacağız. Efendim kalan makarnamızı da güzel tepsimize yaydık. Şimdi bunu da güzel peynirlerin üstünü kapatacak şekilde böyle canlı bir şekilde kabımıza yayacağız. Yayacağız. Yaymaya devam ediyoruz. Şöyle bir kat oluşturuyoruz. Tatlı, güzel, müthiş bir fırında makarna macerası. Bu da tamam. Hakan abi. Biter mi? Bence bitmez. Bu arada ben fırınımı yaktım. Evet, fırınımı yaktım. Fırında bir şey pişireceğimiz zaman fırınımızı daha önceden yakmamız lazım. Yani sıcak olması lazım fırını. Hani bunu hazırladık, gönderelim oraya bırakalım. Fırın ısınana kadar bu maydanoz oluyor. Fırın şu anda yanıyor.
Kanki cambazın doğada kullandığı, hatırlıyor musun bunu? Kanki cambazın doğada kullandığı canım rende. Tabi orada simsiyahtı, burada bembeyaz. Doğada kararıyor çünkü. Şimdi ne yapacak kanki? Bu canım makarnasını bol kaşarla ödüllendirecek. Yani bunun tamamını doğrayacağım abi. Rendeleyeceğim, pardon. Bunun tamamını rendeleyeceğim. Zaten makarna pişmiş. Efendime söyleyeyim. Beşamel sosumuzu da zaten ne yaptık? Hazırladık. Şu canım kaşarlar fırınımızda eriyip şöyle ne diyelim, böyle sarımtırak yanmadan sarımtırak bir hal aldıktan sonra ne yapacağız? Hemen fırından çıkartacağız zaten gençler. Hakan'cığım çok böyle masum bakıyorsun. Bu parçada gözüm var galiba. Ha? Hadi senin nasibiymiş. Götür bari bakalım. Hadi. Afiyet olsun. Eyvallah. Efendim, şu canım kaşarı da mükemmel bir şekilde, harika bir şekilde makarnalarımızın üzerine rendeledik mi? Rendeledik. Etraf battı mı? Battı. Olsun. Kanki cambaz yemeği de yapar. Yemek de yaparım. Tencereyle. Etrafı temizlerim hamaratla. Ya kanki alır makarnasını. Aslanlar gibi şöyle gider. Zaten fırın sıcak dedik. Hop. Hakan abicim şöyle. Langers. En fazla 10 dakika. En fazla. Kanki cambaz. Efendim işim bittikten sonra, her tarafı paykladıktan sonra ne dedim? Fırının başında buluşacağız dedim. Yalnız bulaşıkları yıkayamadım. Neden? Uzun bir süredir teşrif etmeyen değerli sanat yönetmenimiz sağ olsun bugün finalde veda etmeden önce şu anda mutfağımızda. Hatta Eisenhower nereden çıktı, kim bu, niye diye sorular sordu. Ben de dedim ki senin yokluğunda senin boşluğunu Eisenhower'la doldurmaya çalışıyorum dedim. Eisenhower'la konuşuyorum dedim. Bayağı duygulandı. Eisenhower'un başına bir şey gelmesinden korktuğumu itiraf ediyorum. Ve hemen fırındaki makarnamı çıkartıyorum arkadaşlar. Yalnız makarna deli oldu be. Vallahi billahi deli oldu bak. Reh. Böyle bir alam da. Bak Hakan abi bak şuna ya. Ya yok böyle bir şey be arkadaş ya. Bak Eisenhower görüyorsun koçum. Bak can dostu neler yapıyor Eisenhower. Eyvallah. Efendim fırında makarnamız hazır. Çok şükür. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, üstlerimizin yanaklarından öpüyoruz. Hemen şöyle Kalle abi güzel bir kurbanlık bıçak buluyor. Çok güzel bir bıçak. Böyle şu köşeden fazla bozmadan, hatta şöyle yapayım bak şöyle. Şöyle yapayım. Şöyle. Şurayı da şöyle alayım. Sıyıttıra. Şuradan küçük bir parça alacağım. Büyük bir parça almayacağım. Sanat yönetmenimiz burada. Yemeğimizin finalinde artık bugün tabağımızı sanat yönetmenimiz hazırlar. Dilime geliyor. Efendim. Kanki cambaz ne yapacağı belli olmaz. Bugün harika, muhteşem, böyle janjanlı, müthiş bir fırında makarna yaptık. Bakın, gördüğünüz üzere fırında makarna. İçerisinde bolca çeşit çeşit peynir var. Yani mükemmel oldu. İçindeki peyniri de gösterme şansını elde etmiş olduk bu vesileyle. Az sonra zaten harika, güzel bir tabak hazırlayacak sanat yönetmenimiz. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, üstümün yanaklarından öpüyorum. Eisenhower nasıl olmuş koçum? Bravo, teşekkür ederim. Ben hemen bunu bir tadayım. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Yavaş yavaş 100. bölüme doğru yaklaşıyoruz.
Tabi biz böyle ara sıra diyoruz işte 80'i çektik, 60'ı çektik, 70'i çektik, hatta 99'u çektik falan. Ama yemeklerimizin sıralamasını kafamıza göre yapmıyoruz. Kurayla belirliyoruz. Evet, kurayla belirliyoruz. O nedenle hani biz mesela bu yemek 97. yemek mi? Kaçıncı yemek kankan? 95. yemek ama belki bu yemek ne bileyim 30. yemek de çıkabilir. Yani. Bilmem anlatabildim mi? Tadıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah yoklukta sınav etmesin. Allah zorumuzu kolay eylesin. Şimdi makarna deyince aklıma ne geldi? Fırın makarna deyince ne geldi? Alen geldi. Gel bende Hakan. Bak Allah sizi inandırsın. Şu canım. Ailemizin bir parçası, evlat gibi olan, onu kaybettik. Alen için sevgili Yasko özellikle fırında makarna yapardı biliyor musunuz? Çok severdi fırında makarnayı. Bugünkü yemeğimizi kaybettiğimiz yakışıklı kedimiz sevgili Alen'e ithaf ediyorum. Saygılar sunuyorum ve onun şerefine bu canım fırında makarnayı tadıyorum dostlar. Alen, tık 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 yaptığım zaman hemen onlar da be. Alen, tık tık tık. Evlendirdik onu. Bu da damatlık resmi. Gelinin de bir resmini gösteririm size. Bugünkü yemeğimizde Alen'i andık. Koçum benim. Allah'a emanet. Yalnız fırın güzel olmuş abi. Harika. Saygılar. Hakan diyor ki abi hoşça kal demiyorsun diyor. Ben de bağlayamıyorum diyor. Hoşça kalın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Eyvallah.